Merhaba canlar, bugün yine süper bir konuyla başlıyoruz e, videomuza. Narsistin bakışı. Narsistin bakışına bakarak narsist olduğunu anlayabilir misiniz? Ya da bakışların bir anlamı var mı? Çeşit çeşit bakış var mı? Yoksa sadece bir tane mi e, bakış var? Bunların hepsini bu videoda işleyeceğiz. Sevgili Can, hatırla geçmiş dönemlerde bazı insanların bakışları insanları nasıl ürpertirdi? bunlarla ilgili konuşacağız şimdi. Bazı çözemediğin bakışlar var. O bakışın ne anlama geldiğini şimdi birazdan detaylıca öğreneceksin. Abone değilsen bir abone tuşuna bas. Bir şu işi hallet. Video içerisinde beğeneceğini umuyorum. Beğenirsen de lütfen bu beğenme tuşunu hatırla. Arkadaşın ve dostunla paylaştığın için de ayrıca sana teşekkür ederim. Çünkü bu algoritma biliyorsunuz yukarı doğru çıkması için bunlar lazım. Şimdi geçelim bakışlara, bu keskin bakışlara. Bu bakışlar ne demek? Narsist bir bakış o kadar yoğun ve nüfus edicidir ki böyle kanına işler, insanın böyle tüylerini ürperiyormuş gibi hissettirebiliyor. narsistin dünyasına seni çeker, böyle için kendini böyle takıntılı manipülasyonlarının batağına debelenmeye çeker. Öyle tüyler ürpertici bir bakışı vardır. Bu delici gözlerin arkasında doyumsuz bir hakimiyet, kontrol ve hayranlık ihtiyacı vardır sevgili can. Bir narsist göz teması baştan çıkarmak ve bir yakınlık duygusu yaratmak ya da korkutmak veya bu duyguların hiçbiri yoksa kontrol sağlamak için kullanır sevgili can. Ayrıca narsistler kurbanlarının itaat ve hayranlık ipuçlarını da yakalamak için bakar bana itaat ediyor mu? Bana karşı ne hissediyor diye bunları senin gözlerinden anlamaya çalışır. Narsistin bakışının artı arkasında bir niyet okuma vardır. Yani karşıdaki insanın psikolojisini öğrenmeye çalışır. Ne yapmaya çalışıyor acaba diye. Ne yapmaya? Çünkü biliyorsunuz bunlar sadece insanların hani bütün hayatını kontrol eder ve oradan bir şeyler çıkartır ve onu da hayatında uygular. Burada narsist bakışın gizemini çözmek, narsist bireylerin olan e, karşılamalarını, onları tanımamızı ve onlara karşı nasıl yönlend yani kendimizi kontrol edeceğimizi, onlara karşı nasıl davranacağımızı bir içgörü kazanmak için bu narsistle il bakışla ilgili bir video hazırladım. Narsist bakışı nedir? İlk önce bir bunu tanıyalım. Bir ilk önce bakalım bakalım narsistler nasıl bakıyormuş. Narsistin bakışı boş görünür ve herhangi bir bir duygu ya da sıcaklıktan yoksundur. Böyle boş boş bakar böyle. böyle bir bakış. Bir narsistin bakışı ruhunuzun içini görmek yerine sanki sen orada yokmuşsun. Sanki öyle gökyüzüne bakıyor, sanki duvara bakıyormuş gibi. Bu gerçeği başlangıçta hayal edebileceğinizden daha yakındır. Çünkü sen bambaşka şeyler hayal ediyorsun onu, ama aslında sen orada yoksun. Narsiste göre bir kurban ancak narsiste hayranlık veya kontrol veya güç ihtiyacını körükleyebilecekse faydalıdır. Biliyorsunuz narsistler hep kar fayda üzerine çalışır sevgili can. Eğer sen ona fayda olacaksa seninle ilgilenir. Yok senin ona bir faydan olmayacaksa hiç de seninle ilgilenmez. Yani bir narsist gözlerinizin içine baktığında bunun nedeni sizi o kadar aşık olduğu veya bakışlarını başka yöne çevirmedikleri değil, sömürebilecekleri ve üzerinde kontrol sahibi olabilecekleri, kullanabilecekleri, güvensizliklerini ve zayıflıklarını ardında bırakabilecekleri, dışarı arkada bırakabilecekleri içindir. Delici bir bakış her zaman rahatsız edicidir ama aslında karanlık ölü gözlerinin ona eşlik etmesinden daha fazla rahatsız edici değildir. Öfkeli ya da kederli, belirli duygular yaşadığınızda göz bebeklerimiz e, genişler ve gözlerimizin normalden daha koyu olduğunu da e, koyu olmasına da neden olur. Böyle büyüyen ve koyulaşan bir göz. Bu narsist bakışlarında sıklıkla gördüğümüz, yani herkesin böyle öfkeli olduğunda göz bebekleri büyür ve daha koyulaşır ama narsistlerde sıklıkla gördüğümüz bir şeydir. Ve bazen narsist öfkeli gözlerle, e, içindeki öfkeyi dışarıya sana bakarak alır narsistin öfkeli gözleri narsistler çoğu insan gibi duygularını kontrol edemezler egolarını tehdit altında hissettiklerinde kontrolden çıkabilirler hem korkutucu hem de potansiyel olarak tehlikeli olan kontrol edemedikleri zaman öfke sergilerler öfke ve genelde bu öfkeyi tutamadıkları için gözlerinden görürsün böyle seni o anda böyle lime lime edecekmiş gibi hissedersin. Güvenlik açığı aramak. Bazı, bazı bakışlarda güvenlik açığı pek çok durumda narsistin gözlerinde öfke belirgenleşmeden çok önce sen daha sonradan görüyorsun onu çok önce karanlığı göreceksiniz yani onun gözünü belirgen, o karanlığı hissedersin onun gözünde. Sanki içinizin derinliklerinde sakladığınız bir şeyi arıyorlarmış gibi sizi her zamankinden daha yoğun baktıklarını fark edersiniz. Bu narsistin öfkeli bakışlarının ilk aşamasıdır ve her ne kadar sizi rahatsız ve huzursuz etmeyi amaçlasa da sürecin yalnızca başlangıcıdır sevgili can. Kararan bakış. Öfke arttıkça narsistin gözleri daha da kararır. Göz bebekleri boyutu büyüdükçe bakışlar giderek daha boş ve cansız hale gelir. Bu çok korkunç ve korkutucu da olabilir. Bu kadar donuk ölü gözler genellikle kötülükle de ilişkilendirir. Bu bakışların altından iyi bir şey çıkmaz sevgili can. Bu aşamadan narsist hiçbir şey görmeden ve hiçbir belirtisi olmadan doğrudan sana bakıyordur. Doğrudan sana bakıyordur. Bir an tedirgin olursun. Ne oluyoruz acaba diye. Öfke daha da büyüdükçe bu bakış daha da yoğunlaşır ve narsistin gözleri cansız durumdan tamamen o ölü duruma geçer. Bakışları soğuk ve sertleştikçe net, net bir mesaj verir. Sen benim için bir hiçsin seni küçümsediği anları hatırla. Sen benim için bir hiçsin. Bu bakışı atar sana. Narsistin bakışının bu aşamasında sosyopatik bakışta çok benzer. Sosyopatik, Sosyopatikle sosyopatilerin bakışına da benzer. Her ikisi de korkutucu, manipülatif ve örtülü bir tehdit e, için kullanırlar. Utanç ve zayıflığı gizlemek. Narsistin en büyük muzdarip olduğu o utançlığını ve zayıflığı, o muhteşem egosunun altında yatan o küçük çocuğun utancı aslında. Narsistler aynı zamanda bu boş ifadeyi ilişkilerinin utanç verici olarak algıladıkları veya başarısızlığa ya da zayıflığa işaret edebilecek kısımları maskelemek için de kullanır. Maske. Maske için üzerindeki kontrolleri kaybettiklerini ister e, hissederlerse ya da boşluk, yalnızlık ve değersizlik duygusu dolu içsel gerçekliğini açığa çıkarmanızdan korkabilirler. Onların içini görmenden korkar. O yüzden sana öyle böyle bayık bayık bakar. Narsistin öfkesi nihayet onları alt ettiğinde en kötü narsist bakışlarına maruz kalacaksın. Onu eğer eğer alt edebilirsen tabii. Tehlike ve potansiyel şiddet öfke yoğunlaştıkça kalp atışları ve tansiyonları artar. Nefes alıp vermeleri hızlanır. Göz bebeklerinden geniş göz bebeklerinin genişlemesine ve adrenalin bu adrenalin vücuda girdikçe benzin vücuda adrenalin kortizol doğdurması neden olan hayatta kalmamızı sağlayan savaş kaç modu var ya savaş ya da kaç savaş kaçı tetikler ya seninle savaşacak ya da kaçacak Başka bir çaresi yok. Habis narsis bakışı. Habis narsis bakışı da öbürlerine benzeyebilir. Göz bebekleri genişledikçe göz daha koyu görünür ve narsiste neredeyse kötü bir görünüm verir. Yani yüz şekli değişir. Hani yüzüne bak iyi mi kötü mü anlarsın aşamasında. Gözlerine bak gözlerine oradan daha iyi anlarsın. Potansiyel tehlikeyi hissedersiniz siyah gözleri saldırganlığı ve şiddete dönüşebilecek bir adrenalin dalgalanmasını işaret eder. Gözlerin rengi ne olursa olsun daha koyu ulaşmak, daha belirginleşmek demek. Bu tür habis narsist bakışları, narsistik bir yaralanmanın meydana geldiğini de gösterir. Altta yatan o küçük çocuk var ya, o yaralanmış demek bir yerlerde ve şimdi seninkisiyle böyle çarpıştı ve ortaya çıkacak. Narsist kişinin altında yatan değersizlik tetiklendiğinde kork ondan kaç oradan. Kaç durma kimsenin yanında gözler büyümeye başladı, gözleri siyahla koyulaşmaya başladığında kaç oradan. Narsist artık kontrol edemediği veya yönetemediği acı verici duygular yaşar. İçinde onların ızdırabını çeker sevgili Can. Bu da onların öfkelenmesine, yaralanması için başka birini suçlaması, intikam alması, böyle yırtıcı bir hayvana dönüşmesine neden olur. Yırtıcı bir narsist. Bir, narsist, bir narsistin yağmacı bakışı yalnızca kısa bir anlığına yakalayabilirsiniz. Çok uzun bir süre değildir. Onu anladığın anda hemen böyle e, sanki yokmuş gibi bunu seni seni rahatsız ettiğini unutmaz yani bu asla böyle hissedersin ve onu tedirgin olarak üstünde alırsın. O da ondan bir nar hemen vazgeçer ondan çünkü onu görmeni istemez. Bir narsistin gözleri genellikle uzun süreli göz temasından böyle elde ettiğiniz sıcak veya samimiyetten hiçbir olmadan tamamen soğuk ve boştur. Böyle anlamsız anlamsız bakar hani o öküz türene bakıyormuş gibi baba kar işte yani bakar sen ona bak her sanki saldırmak üzereymiş gibi size baktığını göreceksiniz tamam tıpkı bir köpek balığının avına saldırmadan önce siyaha dönen gözleri gibi soğuk yırtıcı bakışlar o keskin böyle gözleriyle hedefe kilitlenmiştir ve artık önüne gelen ne? saldıracak. Birisi size yırtıcı bir bakışla bakarsa, baktığınızı fark ettikleri anda genellikle bunun yerini sıcak bir gülümse, hmm, o sahte gülümsemeyi hemen değiştirecektir. Çünkü bu cansız bakışı daha da rahatsız edici hale getirir ve onu gördünüz mü yoksa hayal gücünüzün bir ürünü mü diye merak edebilirsin. Bir taktik yine manipülasyon yapıyor. Hem seni tehdit ediyor hem seni orada Yok edebileceğiniz sana bilinç altına vermeye çalışıyor. Hem de sanki bir şey yok kafanı karıştırıyor. Narsistler genellikle bu yırtıcı bakışı hiç olmamış gibi davranırlar. Bu da onların tehlikeli niyetlerini asla görmeniz, görmemeniz gerektiğini düşünürler. Tamam? Mı? O bir şeyin arkasına geçer. O sana böyle <laughs> yaptığı bir şey vardır. Arkasından da o delici bakışlarıyla bakar. Artık bunu gördünüz durum daha da korkutucu veya tehlikeli hale gelmeden önce bu kişiden uzaklamaya başlamanın zamanı, uzaklaşmaya başlamanın zamanı geldiğinin bir işaret olarak al oradan vın, vın kaç git kurtar kendini. Sevgili canlar, göz dağı ve manipülasyon. Göz teması kadar basit ve yaygın bir şekilde birini etkileme şekli, birini yönlendirmeye veya bir şeye inandırmak değil mi? eee zor olabilir ama bu narsistler bunu çok kolay hale getirirler. Seni gözleriyle yönetirler böyle. Ancak narsistler bunu bir sanata döne, dönüştürmüştür. Gözleriyle yönetmeyi. Bu tehdit edici e, derecede soğuk bakış, soğuk, e, son derece sinir bozucu üstelik de rahatsız edicidir. Böyle tüylerin e, ürperir. Kendini de böyle huzursuz hissedersin. Huzursuz, mutsuz ne oluyor bana diye düşünürsün ne oluyor bana <laughs> konuşurken bile insanı rahatsız etti yahu <laughs> vallahi yüreğimize inecek bu nedir nerses kurbanların sanki ruhlarına <laughs> inceliyormuş gibi hareket ederler böyle detaylı detaylı seni öyle göz hapsine alır o uzun uzun bir görselle incelemeye başlayarak göz temasını korkutmak veya manipüle etmek için kullanır. Sen de ona bakarak böyle ah beni seviyor diye hayal kur. Bir narsist bu tür bakışları stoklarını arttırmak için kullanırlar. Sen orada beni seviyor diye düşünürken o karşıdaki insan oho 10 yıllık ihtiyacını karşılıyor. Sizin hakkınızda öğrenebilecekleri her şeyi öğrenirler. Davranışlarını da buna göre ayarlar. Buna göre iletişimini ayarlar. Buna göre seni kopyalar, seni cezbetmek için bunları ne yapar? Sana karşı kullanır, sana karşı kullanır canım dostum, canım arkadaşım. Sana karşı korkutma manipülasyon, narsistlerin kullandığı bir numaralı e, yöntemdir. Narsistler ayrıca ilgi istediklerinde uzun ve soğuk bir bakış da atarlar. Gözlerini üzerinizde hissedebildiğinizden emin olurlar böyle sanki en senden bakıyormuş gibi hissedersin bir şey rahatsız eder seni ama sonra bakarsın aa beni seviyor benden gözlerini alamıyor modunu çevirmeye çalışıyor ama yok öyle değil o iş. Telafi etmek için ihtiyaç duydukları ilgiyi alana kadar teması sürdürürler. Sen de ona geri doğru bakmanı ister. Narsistler ancak sizi korkutmak istediklerinde gözlerinin karardığını, yırtıcı bir bakış kullandıklarını omuzlarından aşağı korku ürperti hissedersin böyle aşağı doğru akar. Narsistler neden bakar peki? Sevgili can niye bakıyor bu? Salak mıdır, nedir, ne akıldıdır bu böyle? Seni böyle hem diken üstünde tutuyor, hem inceliyor, hem her şeyi bakıyor. Narsistler neden bakar? Narsistler kendilerinin mükemmel bir resmini oluşturmak ve göz temasına da dahil olmak üzere manipülasyon yollarını maskelemek için ellerindeki her şeyi kullanırlar Sen ona bakarken bana aşık gözlerini benden alamıyor derken o seni kopyalıyor ve sana e, karşına bir sunum yapıyor Çünkü seni çok iyi maske ya, seni çok iyi yönetecek oradan bir maske oluşturuyor Sen orada başka bir hayal kurarken Oh almış başına gidiyor bir ilişkinin başlangıcında narsist yakınlık cinsellik uyarılma duygusu yaratmak için size bakacaktır yani ben ne kadar yakışıklı ve güzelim. Ah ah böyle modda. E sonra araştırmalar uzun süreli göz temasının sinir sisteminde e, oksitosin ve fenimin etil e, vücudu o rahatlatan, o güven duygusunu oluşturan e, hormonların salgıladığını gösteriyor. Narsistler ayrıca bu kimyasalları uzun süreli... Öyle, bağlanma çekim duygusu. Ay hani kaştaki insanı böyle kendine doğru çekmek. Bak burada ben çok güvenilir bir insanım. Gel bana, gel tuzağa, gel tuzağa. Hani var ya o örümcek ağını ağını örüyor. Ondan sonra oraya bir yem atıyor. O bakışlarla da seni oraya çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Sen gidiyorsun. Narses uzun süreli göz teması sağlayacak, yakınlık, güvenlik duygusu yaratacak. Ve o oltaya hepsini takacak. Ondan sonra ne yapacak? Manipülasyon başlangıcı başlayacak. Narsist sizi cezbettikten sonra kendinizi gergin hissetmek hissettiğiniz için farklı türlerde bakışlar, farklı türlerde kısacak, gözlerini daha büyütecek, farklı farklı sadece gözlerinizin onları görmesi ve onların özveriyle bakmanızı istiyorlar. Bu yüzden size bakarak bu tür tepkilerle sizi yönlendirecek. Bu şekilde dikkatinizi kendi üstlerine çekecek. Yani senin üstünden dikkati kendi üstüne çekmek için uğraşıyor sevgili can. Seni çok sevdiği için değil. Bir narsist ile yapılan birkaç, e, yaptığım birkaç seansta e, onların başlangıçta bakarken yüzlerinde bir gülümseme var. Sanki böyle seni etkilemeye çalışıyor. Sonra e, sırt sırtmaya başlıyor böyle o gülümseme bir müddet sonra sırıtmaya dönüşüyor. Sonra da cansız böyle monoton düz bir bakışa dönüşüyor. Bu narsis bakışın doğal sürecidir. Bir yakınlaşma girişimi olarak başlar. Sonra diğer kişinin zayıflıklarını incelemesine dönüşür. Narsis bu zayıflıkları analiz ettikten sonra ne yapar? Gözlerini artık yırtıcı bir şekle dönüştürür. Çünkü ilk önce avını tanıyor. Ona göre bir kapan kuruyor. O kapanın içine çekmek için ne yapıyor? E, karşıdakini Tongaya düşürmeye çalışıyor. Narsistin gözleri sizi nasıl yönetiyor, biliyor musunuz? İşte bahsettiğim gibi uzun süreli göz teması samimiyet uyandırarak çekim duygusu uyandırarak yani seni kendisine çekmek için e, gözlerini senin üzerinde değişik değişik tekniklerle teşvik ederek sahte yakınlaşmalarla güvenlik duygusu oluşturarak sizi kazandıktan sonra sizi rahatsız etmek için narsist bakışlarını değiştirir. Yani önceden sevgi dolu hissettiğin o bakışlardan artık korkmaya başlarsın. Artık geri doğru çekilmeye başlarsın. Bu tür narsist bakışlar e, seni artık yormaya başlar. Onun elinden kurtulmaya çalışırsın. Onun elinden bir türlü uzaklaşamazsın sevgili canlar. Şimdi narsist bir bakış ne yapıyordu? İlk önce aşık etmek için yani samimiyet için kullanıyordu. Senden ayırmıyordu gözlerini. Sonra ne yapıyordu? Seni tehdit etmek için seni önce bir hamura, bir kalıba sokuyor. Sonra seni oradan çıkarmak için uğraşıyor. Sevgili canlar, Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu sizi korkutan bakışların e, tespit edin lütfen. Bir insanın bakışından korkuyorsanız, içinizde bir duygu oluşuyorsa, yüreğinizde, kalbinizde bir duygu oluşuyorsa bu gerçektir. Sen kendini e, huzursuz hissediyorsan, içgüdülerine güven. Karşıdaki insan samimiyetli değil. Çünkü beden dili her şeyi bilir. Gözler kalbin aynasıdır sevgili can. Gözlerinden sevgi almadığın, donuk bakan bir kişi varsa buradan uzaklaş. Gözlerle ilgili bütün e, şeyi aç. Şarkıları aç ve dinle onları. Muhtemelen onlardan biri yazandır, birisi de dinleyendir. Onlar sana e, anlatacak. Narsistin size bakmasının nasıl tepki verirsiniz bunları da anlatacağım size. Bu Buna nasıl bir tepki vereceksin? Narsist da böyle tep e, uzun uzun bakıyorsa bu insanlara karşı uygulamanız gereken bazı teknikler var. Bunu da bir dahaki videoda anlatacağım sevgili Can nasıl tepki verirsin. Bu insana karşı nasıl tepki verirsin? Çünkü bu insanların bu tedirginliğini e, üzerinizden atmanız lazım değil mi? beni izlediğin için teşekkür ederim abone olduğun için dostlarına paylaştığın için beğendiğin için minnettarım görüşmek üzere